Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, videomuzun konusu rahmetli Allah rahmet eylesin. İnşallah Allah rahmet eyler. Ehli sünnetin hocalarından birisinin ölülerle konuşma üzerine yaptığı bir sohbet. Şimdi hocamız ölülerin bizi işittiğini ama bizim onları işitemediğimizi iddia ediyor. Ben de bunu size anlatmaya çalışacağım. Ne demek istiyor? Ya da bununla ilgili ayet var mı? Ya da bununla ilgili hadisleri nasıl anlamamız lazım? Arkadaşlar, videolarımda belki fark ediyorsunuzdur. Yani kesin fark ediyorsunuzdur da bağlantıyı kuramıyor olabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar arkama koyduğum bu aletleri, edevatları, çerçeveleri, resimleri, çeşit çeşit koyduğum bu arkamdaki objeleri mümkün olduğu kadar konuyla bağlantını koymaya çalışıyorum. Şimdi Zat-ı Muhterem diyor ki, mezara gittiğiniz zaman siz onları duyamazsınız ama onlar sizi duyar. Şimdi şu arkamdaki gibi bir telefonla ben sizi arasam ve siz beni duysanız ben sizi duymasam. Ya da bunu sosyal hayatta her zaman başınıza geliyordur. Cep telefonunu açıyorsun. Sen karşı tarafı duyuyorsun ama o seni duymuyor. Kaç saniye beklersiniz kapatmak için? Telefonla konuşurken karşı taraf sizi duymuyorsa kapatmak için ne kadar beklersiniz? Siz bekleyebilirsiniz. Belki birkaç saniye bekleyebilirsiniz. Belki beni duyar diye. Ama sonunda dayanamaz kapatırsınız. Eğer bir konuşmada tek taraf duyuyorsa o konuşma kapatılır arkadaşlar. Bu aklın gereğidir. Fakat ehli sünnette bu telefonlar kapanmıyor. Ve adam ısrarla onun duyduğunu iddia ediyor. O duyuyor ona göre ama cevabını duymadığı için, kendisinin de onun duymasını bir tesir olmadığını bildiği için Allahu alem o şimdi böyle diyordur, o şimdi şöyle diyordur diye zanda bulunarak ölüyü zorla konuşturuyorlar. Şimdi tek taraflı konuşmanın mantığını anlamanız için rahmetli hocamızın eski bir videosunu buyurun hep beraber dinleyelim. Ölüleri duyamayız. Bak bunu sözümü unutmayın. Evinizde dua ettiniz. Vallahi babanız duyuyor, billahi duyuyor. Allah haber veriyor. Oğlun sana Yasin okudu diyor. Bakın, madem duyuyorsa Allah Zülcelal bunu niye tekrar söylüyor? Allah diyormuş ki oğlun sana Yasin okudu. Allah'ım ben sağır değilim duydun mu diyor rahmetli. Arkadaşlar bakın, şahıs ölmüş olabilir ama videoları taptaze, kitapları taptaze, canlı. İşte biz de onun için zaten video yapıyoruz. Yarın öbür gün biz gittiğimiz zaman bu dünyadan bunlar kalacak delil olarak. Adamın kurduğu cümleye bak. Vallahi duyuyor, billahi duyuyor. Allah ona gelip diyor ki oğlun sana Yasin okudu. E o zaman Allah'ın bunu söylemesine ne gerek var kardeşim duyuyorsa? Hey rahmetliyi savunanlar altına yazabilirsiniz. Yazın hiç çekinmeyin. Ama ben bu videoları sizin videoların linkinin altına yapıştıracağım. Bakın Müslüman'ı salak yerine koyan zihniyet ve cümle. Kişilerle benim işim yok. İster yaşasın ister ölsün. Yaşasa ne fark eder ki? Yine karşımıza çıkıp konuşmuyorlar. Ha ölüsü ha dirisi. Karşımıza çıkan yok. Gel benim karşıma kardeşim. Ölüler işitir bana anlat. Ayeti göster bak ölüler işitiyor de. Buhari Müslim deme. Kabirdekileri işittiremezsiniz diyor ayet. Ayetin önünü gösteriyor. Ben şimdi göstereceğim ayeti. Ayetin önünü gösteriyor. Akletmeyen kalplerden, akletmeyen gözlerden bahsediyor. Peki ayetin sonrası ne olacak? Bir sonraki ayeti niye göstermiyorlar? Ben şimdi hem ayetin önünü göstereceğim, haklı oldukları yeri, hem de ayetin arkasını göstereceğim, sakladıkları yeri. Şimdi bakın tekrar dinleyelim ne diyor.
Bugün cumadan çıkarken babamın ruhu için dedi 10 lirayı senin amel defterine bağışlamak için sadaka verdi kızın diyor. Allah diyormuş. 10 lirayı amel defterine kaydetmek için sadaka verdin kızı diyormuş. Allah diyor ki rahmetliye. Senin diyor kızın bugün diyor cuma namazından sonra kız cuma namazına ehli sünnete göre gidemez. Evinde durması gerekir. Onun için camilerde kadın olmaz kolay kolay. Neyse onları geçelim kusura bakmayın. Allah bizzat haşa arada postacılık yapıyor. Kızının söylediğini rahmetli kabirde iletiyor. Tabi bunların Yasin 51-52'den de haberi yok. Fatır'dan da haberi yok. Bunlar aslında haberi var da yok. Şimdi amel defteri kapanmıyor. Niye? Amel defteri neden kapandı? Söyleyeyim mi? Söğüşlemek için. Kur'an'la alakası olmayan bağı koparılmış Müslüman'ı söğüşlemek için amel defteri kapanmadı diyorlar. Niçin? Cami yaptırsın, çeşme yaptırsın, hayırlı evlat yetiştirsin. Üç şey yapanın amel defteri kapanmazmış. Çeşme, cami, hayırlı evlat. Size göre Hazreti İbrahim'in babası kurtuldu. Hazreti İbrahim'den daha kaliteli evlat mı var? Eğer hayırlı evlat adamı kurtarıyor ise Tövbe suresi 114'ü nereye koyacaksınız? Açın. 9. sure Tövbe suresi 113-114. Okuyun bakalım. İnanmayan, iman etmeyen bir baba için duasından pişman olan İbrahim Resulü dinleyin. Ama olmaz. Olmaz. Arkadaşlar, eğer amel defteri kapanmıyorsa, mesela adam cami yaptırdı ve amel defteri kapanmıyor. O zaman 1000 sene önce cami yaptıran, bugün cami yaptırandan 1000 yıl karlı. Adamda günah mı kalır ya? Her namaz kılandan sevap, her namaz kılandan sevap. Ben camiyi bugün yaptırdım, yarın kıyamet koptu. Ne olacak? Adamın erken doğması adamı kurtardı. Adam 1000 yılında doğmuş, sene 2000. Ne olacak? Adam kurtuldu. Tüh, ben geç doğdum. 1970'de doğacağıma 1910'da doğsaydım tamam diye yaptırdım, çeşme yeterdi bana. Arkadaşlar, öldüğünüz anda biter. Yaşadığınızın hesabını verirsiniz. Öyle üçkağıtçılık yok. Öyle üçkağıtçılık yok. Bir evladın hayırlı mı hayırsız mı olması annenin babanın elinde değildir. Kişinin kendi hidayetiyle ilgilidir ve hidayet de Allah'ın elindedir. O hidayeti hak ederse Allah da ona hak ettiğini bağışlar. Herkese eyleminin, amelinin, emeğinin karşılığı vardır. Alimden zalim, zalimden alim doğar. İnanmayan evlat, peygamberlerin, rasullerin, nebilerin inanmayan çocukları ve eşleri vardır. Rasullerin, nebilerin inanmayan babası vardır. İnanmayan karısı vardır. İnanmayan kardeşi vardır. Allah bu örnekleri niye veriyor? Allah kapatıyor da siz niye açıyorsunuz? Allah'tan korkmazlar. Biraz Kur'an okuyun ya. Bakın adam ayete dokunmadan daha neler söyleyecek. Bunların hepsi ölülere söyleniyor. Ölüler duyuyor. Ölüler bize teşekkür ediyor. Ya. Veyahut da ölüler bizden bir şey istiyor. Mezardan bağırıyor şimdi benim babam. 1987'de öldü. Allah bütün ölmüşlerimize rahmet etsin. Hı. Babam bağırıyor. Oğlum Ömer, ben hayatta çok sadaka veremedim. Çok sadaka veremedim. Benim yerime bugün bir sadaka ver oğlum diye bağırıyor ama ben duyamıyorum. Rahmetli babası duyamadığını öğrenemeden ölmüş. Şimdi duyamadığını öğrense yaşadığında bağırmaz. Rahmetli niye bağırıyor? Şimdi ben ölsem, öldüğümde benim çocuklarım benim duyamadığımı biliyorsam, o ilmi aldıysam niye bağırayım? Demek ki rahmetli babası sağlığında kendisinin konuşabileceğini öğrenmiş ama
yaşayanlara duyuramayacağını bilmiyor. Allah rahmet eylesin. Değerli kardeşlerim, ölüler konuşur. Ölüler duyar. Allah'ın bildirdiği her şeyi duyar. Burada Allah'ın bildirdiği deyip eleştirilere, yorumlara kaçamak bir cevaptır arkadaşlar. Allah dilerse var ya. Hani her bir kırıntı bir huri. Ya olur mu böyle şey? Allah dilerse. O mantık devam ediyoruz. Peygamberimiz mezarla konuştu, mezarla. Peygamber Efendimiz'e Hazreti Ömer dedi ki, ölülere konuştu ya Resulullah, ama ölülerden ses yok. Ey Allah'ı inkar eden kafirler, savaşta öldürülmüş bizim düşmanlar, Allah'ın vaat ettiği azabı gerçek olduğunu gördünüz mü dedi. Ben size anlatıyordum ya ahireti. O doğru muymuş dedi. Şimdi Resul bunu müşriklere söylüyor. Resul'ün müşriklerle mezarda konuşmasını Hayati Ömer hocamız kendisi de rahmetli babasının konuşmasına delil olarak veriyor. Şimdi peygamber müşrik ile mezarda konuştuysa ben de babamla konuşurum. Böyle bir paralellik görmüş. Delil bu. Devam edelim. Hazreti Ömer geldi Resulullah'a dedi ki, ya Resulallah dedi, ne acayip bir şey yaptın sen dedi. Mezarda attığın ölü konuşur mu hiç? Şimdi adam akıllı. Yani soruyor. Diyor, hiç ölü konuşur mu diyor. Devam edelim. Şu çukura attığın ölü konuşur mu hiç ya Resulallah? Peygamberimiz ne dedi? Yoluna canlar kurban sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey Hattab'ın oğlu Ömer, beni peygamber gönderen Allah'a yemin ediyorum ki şu mezardaki Ebu Cehiller benim sözümü vallahi işittiler, billahi cevap verdiler. Ama siz duyamadınız. Demek ki Resul duyuyor. Şimdi buradan o çıkıyor. Siz duyamadınız. Resul duyuyor. Sonra? Siz anlayamadınız o. Ya. Ölüler bizi Evet arkadaşlar. Abi sen istediğin gibi ya. Duyar, biz ölüleri duyamak. Evet. Ben gidiyorum dümdüz. Dur bakayım. Şimdi şuradan arkadaşlar şöyle yapalım. Şöyle. Evet, şuradan bir durduralım. Bu nereden geliyor? Saatiye bakın da sonra Wi-Fi. Aynen bizi bir bey. Evet. Bu zat-ı muhteremlerin videolarında kendisi vefat etti gitti. Halen reklam. Arkasından kimler para kazanıyor acaba? Halen arkasından yani videoyu durduruyorum arkasından oyun reklamı çıkıyor ya. Yani şimdi rahmetli bizi duyuyor. Tabii özür dilerim kabirde duyuyor buradan duymasın. Kabire gideceksin kabirde duyacak. Kabrine gidersen duyuyor buradan duymaz. Buradan duyuyorsa kabir ziyaret etmeye gerek yok. Nasıl olacak şimdi bu? Acaba buradan konuştuğumuzu duyuyor mu? Ölüye mekan var mı? Hayır, illa kabre gitmemiz lazımsa kabir nasip olmazsa ne olacak? Denize düştü, balıklar yedi. Duyma bitki. Çünkü kabirde duyuyor. Resul kabre gitmiş, kabirle konuşmuş. Hayır, mesele kabirde değil de ruhla ilgiliyse o zaman buradan konuştuğumuzda duyar. Düşünün bir patlama oldu. En büyük parçası 1 milim. Adam gaz oldu. Şimdi bu adam kabiri yok. Peki bu adam nasıl konuşacak? Nasıl bağıracak? Ey oğlum Hasan! Bana sadaka dağıt. Ben yaşarken hiç sadaka dağıtamadım. Benim adıma sadaka dağıt. Amel defterime yazılsın. Kızım! Git hayır hasanat yap, dağıt. Ama benim hayrıma, benim defterime yazılsın. Benim işim çoktu. Ben çok çek imzalamıştım. Ayın 30'unda yatırmam gerekiyordu çekleri. Onun için ben ilgilenemedim. Kızım sen şimdi o çekin karıyla bankadan, finans banklardan, finansal kurumlardan oradan parayı al. Benim yerime lokma dağıt, helva dağıt. Benim defterime yazılsın. Vallahi duyuyor, billahi duyuyor. İşte böyle şevk ile canı gönülden bağırdığın zaman karşı taraftaki de ya ne güzel konuşuyor hoca ya.
Ya hakikaten ben şu rahmetli babamın adına şu burgerden bir şöyle bir çoluğa çocuğa bir şeyler ısmarlayayım. Ben dur yarın 2 kilo Konya şekeri alayım. Hem Konya şekeri daha sevaptır. Amel defterine yazılsın. Allah'ım ben bunu babamın adına veriyorum. Bu rahmetli babam adına. Bu da rahmetli annem adına. Sen onların defterine yaz. Bu öyle bir bakış açısı ki Kur'ansız hayatın neticesi budur arkadaşlar. Eğer siz hayatınızdan Kur'an'ı çıkartır, rivayetleri koyarsanız o rivayetlerin içine de altına Hureyre, Buhari, Müslim, Tirmizi diye yazarsanız işte vallahi ölülerin konuştuğunu zannedersiniz. Ama siz duymuyorsunuz. Onlar sizi duyuyorlar. Onlar sizi duyuyorlar ama onlar size duyuramadıklarını unutuyorlar, bilmiyorlar. Bas bas bağırıyorlar. Şimdi arkadaşlar size bir ayet göstermek istiyorum. Şimdi aslında ölüye bir şey işittiremeyeceğinizle ilgili en güzel ayet nedir biliyor musunuz? Yasin suresi 51 ve 52. Yasin 51-52'de arkadaşlar kabirlerinden kalkanları söylüyor Allah. İman edenler demiyor, kafirler demiyor. İkinci sure üfürüldüğünde bütün ölüler kabirlerinden kalkarlar diyor. Ve Yasin 52'de 36. surenin 52. ayetinde kabirlerinden kalkanlar derler ki kim bizi uyandırdı tatlı uykumuzdan derler diyor. Oradaki uykuyu saklayıp kim bizi kaldırdı diyenlere buradaki uyku nerede diye sorarsanız verdikleri cevap da ya kardeşim ben saat kaçta kalktın dediğim zaman sen uyandığın saati söylemiyor musun diyorlar. Yani oradaki kalkmanın uykudan kalkmak olduğunu bildikleri için saat kaçta kalktın? 7'de kalktım, 6'da kalktım. Bak uyandığın saati söyledin. İşte zaten güzellik burada. Eğer uyuyorsanız vakti nasıl geçtiğini bilmiyorsunuz. 1000 yıldır mı uyuyorsun? 2000 yıldır mı uyuyorsun? 2 yıldır mı uyuyorsun? Ayıramazsın. Güzellik burada, adalet burada, hoşluk burada. Ne kadar yaptığın belli değil. Ve bir uyanıyorsun ki o rasullerin vaat ettiği günler hakmış. Elçiler doğru söylemişler diyorsun. Yasin'in devamı. Ondan sonra ana evladını aramayacak, deve yavrusunu düşürecek, herkes nefsim nefsim diyecek, herkes kendi derdine düşecek. Rasullerin hesaba çekileceği günden bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın size bir ayet göstereceğim. Şimdi bu ayetin güzel tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Biz mesela haşır yediği verdiğimiz zaman ne derler biliyor musun? Rasul size ne veriyorsa alın, haşır yedi. Diyorum ki ya baş tarafı nerede? Hani Abdülkadir hatırlarsınız. Hepsi bu dedi. Ben dedim hayır başı var. Yok hepsi bu dedi. Sonra açtık. Önünü okuduk. Ganimet dağıtılıyor. Ganimet dağıtılırken Allah ayeti kerimede Resul size ne veriyorsa alın diyor. Şimdi Resul size ne veriyorsa alın ayetinden başını saklayanlar bu ayette de bizlere başını hatırlatırlar. Bakın şimdi ayeti okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kör ile gören eşit olur, ne karanlıklar ile aydınlık, ne de gölge ile sıcaklık. Ölülerle diriler de eşit olmaz. Gerçi Allah her dilediğini işittirse de sen kabirdekilere işittirecek değilsin. Şimdi arkadaşlar, buradaki mecazı da görüyorsunuz değil mi? Yani aynı zamanda Allah hakikati, doğruyu anlamayanlara kör diye hitap eder. Buradaki körlük dünyadaki körlük değildir. Hakikati görememektir. Fakat gördüğünüz gibi de burada kabir var. Şimdi savunanlar diyorlar ki bu ayet öyle kabirden bahsetmiyor. Normal kabirden bahsetmiyor. İman etmeyen, akletmeyen insanlardan bahsediyor derler ve doğrudur. Müteşabih ayet birden fazla manası olan ayet demektir. Oraya da götürülebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Fakat ben ve benim gibilerin sorduğu şu. Ölüler işitirler nerede? Ölüler konuşur nerede? Ölüler benim adıma hayır yapın dediği ayet nerede? Ölülerin oğlum, kızım benim için sadaka verin ayet nerede? Nerede ayet? Var mı elinizde ölülerin dirilerden bir şey talep ettiği ayet? Nerede? Şimdi gelelim
önünü bize hatırlattıkları bu ayetin arkasında ne var? Bakın, bu çok önemli. Sen sadece bir uyarıcısın. Allah ayeti kerimede Resul'e diyor ki, sen sadece bir uyarıcısın diyor. Peki, uyarıcı ne demek? Ehli sünnete göre, sen sadece bir uyarıcısın demek, ehli sünnete göre, sen onlara Kur'an'ı uygulamalı olarak gösterdin. Onların da seni taklit etmesi lazım. Senin gibi giyinmesi, senin gibi yürümesi, senin gibi yemek yemesi lazım. Senin gibi konuşması, senin gibi yaşaması lazım. Kur'an değil, sünnetten bahsediyorum. Şimdi, sen sadece bir uyarıcısın, anladık mı arkadaşlar? Şimdi gelelim sakladıkları ayete. Burası bakın 24. ayet. Muhakkak ki biz seni gerçek ile hem bir müjdeci hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Anladınız mı? Arkasından ne diyor biliyor musunuz? Hiçbir ümmette yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelmiş olmasın. Şimdi buradaki uyarıcı kelimesini siz hangi mealden alıp bakarsanız bakın. Sadece sen bir uyarıcısın daki şu uyarıcıyla buradaki uyarıcı aynı. Şimdi o zaman eğer siz burada taklit edilecek, her yaptığı yapılacak birisini anlıyorsanız, taklit edilecek, her yaptığı yapılacak, her ümmete birisi mi geldi? Niçin sakladıklarını anlıyor musunuz? İşte arkadaşlar, Resul Kur'an'ı tebliğ etmek için gelen elçidir. Ve biz Resul'ün getirdiğine bağlıyız. Sizi cennete götürecek olan Resul'ün getirdiğidir. Hureyre, Buhari değil. Biz Hureyre'ye, Buhari'ye itiraz ettiğimiz zaman bazı kardeşlerimiz Resul'ü kabul etmiyoruz zannediyor. Resul başımızın tacı. Biz Resul'e tabiyiz. İşte bu Resul'e tabiyiz. Hureyre'ye değil, Buhari'ye değil. Bizi Kur'an'la uyaran, bizi vahiyle uyaran elçiye tabiyiz. Eğer buradaki her topluma gelen uyarıcıyı sen de bir uyarıcısın, sen sadece bir uyarıcısın ayetiyle beraber anladığınız zaman bizi kurtaracak olanın mesaj olduğunu da anlamış olursunuz. Yoksa aksi takdirde Hureyre'ye, Buhari'ye gidersiniz ve ondan sonra da ne olur biliyor musunuz? 87 yılında ölen rahmetli babanızı kabirde bağırttıra bağırttıra konuşturursunuz. Bilmem derdimi anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar, yaşayanlarla ilgili yaptığımız videolarda mecburen işte sesini bozuyoruz, ekranı mozaikliyoruz, telif hakkından dolayı. Fakat bu tür videolarda böyle bir tedbire gerek kalmıyor. Kendisi eğer şayet bizi duyuyorsa Allah rahmet eylesin. Ayetin bize öğrettiği şekilde rahmet dileme hakkımız var. Biz rahmeti Allah'tan diliyoruz. Rabbim anneme, babama rahmet eyle. Onlar kabirlerinde uyuyorlar. Biz de uyuyacağız ve mahşerde dirileceğiz. Hepimize hesap verirken kolaylıklar nasip et ve sana hesap verecek bir ömrü yaşamayı nasip et. Arkadaşlar, lütfen abone olmaya devam edin. Abone olduktan sonra ölülerle konuştuğunu iddia edenleri bu benim linklerimi, benim videolarımı altına yapıştırın, insanlar görsünler. Ve aklını kullanan temiz akıl sahibi insanlar çok basit sorular sorsunlar. Desinler ki, Resul Ebu Cehillerle mezarda konuşuyor da eşiyle çocuğuyla hiç mezarda konuştu mu? Gidip yaptıklarını eşine anlattı mı? Gidip yaptıklarını Hazreti Hamza'ya anlattı mı? Allah Resulü Hazreti Hamza'nın mezarına gidip ya Hamza, ey amca deyip bir şey söyledi mi? Niçin anlamak istemiyorsunuz meseleyi? Neden anlamak istemiyorsunuz? Eğer anlamak için gayret ederseniz Rabbim sizi destekler. Ama öyle bir gayretiniz yoksa hakikati görmeniz de mümkün değil. Çok basit bir cümle kurayım, ne demek istediğimi anlayın. Eğer bir insan hakikati bulduğuna,
doğru yolda olduğuna iman ediyorsa aramaz. Öyle bir derdi yoktur. Zaten adam bulduğunu düşünüyor. Bulduğunu zanneden aramaz. Adam zaten ben doğru yoldayım diyor. Adam aramaz ki, sorgulamaz, araştırmaz. Niye? Adam zaten bulmuş. Ama savunduğunda delil isteyen, savunduğu konu hakkında delilleri araştıran, inceleyen, sorgulayan kişi maalesef dışlanıyor. Dışlanıyor, hakaret ediliyor. Mürtet, sapı, deli. Ya çocuğun aklına soru geliyor, sormaya korkuyor. Soruyu sorsa annesi, babası, anneannesi diyecek ki sen kafir mi oldun, yoldan mı çıktın, dinsiz mi oldun? Soramıyor ki çocuk. Hangi din olursa olsun, hangi din olursa olsun fıtratı temiz çocuğun aklına süper sorular geliyor ama bu soruyu ebeveynine soramıyor. Sebebi cevap yerine fırça yiyecek. Cevap yerine fırça yiyecek. İnşallah anlamanız ve akletmeniz dileğiyle.